Sen şeyi bir anlatsana hocanın hoş geldin şerefine. Çar ne ya? Şey çar diyorum. Şah. Şah. Pehlevi hoca ne olmuş? Böyle kuyruk var önde. Nerede oluyor bu? 2500 yılında. 2500 yılı. Tahtı sağ olsun 2500. yılında. Yıl dönümü şey ha. Bütün dünya önüne dizilmiş ulema, tarihçiler, sanat tarihçiler. Ben o zaman daha çocuktum. O zamanlar İran'da şey dağıttılar bize böyle bir tane spor madalyası bakır. Zebil gibi. Siz tabii böyle önde kuyruk yediniz içtiniz o hala hediyeler verildi. Ben ne işim var ben? Biz ayak, biz ayak takımı. Ben de çok gençtim ama. Tabii tabii. Biz çocuktuk sen o zaman genç oluyorsun tabii. Ondan sonra kuyruğa girmişsin. Ondan Şahın sonra... kuyruğuna. Şahın Hayır. önünde el sıkıyorlar. Şahbanı da kürkünü giymiş, tacı var. Derken bunlar ama gelince... Ama hocalar kaside okuyorlarmış Şah'a. Hiç onlar taktığı falan yok. Kasideyi, masideyi. Hiç hiç. Hayır böyle hepsini yapıp geçti. Kaside, sonra... maside mi dinleyecek orada kuyruk kıyamet? Derken bu ikisi geliyorlar. Kimle? Filizli Şah. O. Şah bunların eline bir sarılıyor, bırakmıyor. Sabıkası var ama zaten. Ona yapmış. Ona yapmış. Bu da orada demiş ki, Sir, how are you doing? Demiş adama. Hayır, öyle how do you do dedim. Oy maşallah, maşallah. O da veri ver, thank you deyip daha çok eline sarılmış. Ey Allah'ım. Bir de isim ya. Vermeyelim de Şah'ın, şimdi onu hoca... Çok nereden aklınıza geldi o? Hayır birdenbire yani insan biriyle tanışınca hav duyduğu der ya böyle insiyaki olarak ağzından o çıktı. Hav duydu. Adam herkes reverans sir yapıyor. Sir dedin herife. Hayır sir demedim. Adama majestelik bilem böyle, yetmemiş de ala hazreti şey seher şah arya mehr adı. Böyle olmuş. Değişik bir hitap olunca birdenbire... İlgisini çekti. Ne dedi siz hav duydu deyince? Hav duydu dedi. Ben dedim ona. O ne dedi? O cevap verdi mi? Cevap vermedi. Hayır ama siz kimsiniz? Neredensiniz? Ne çalışıyorsunuz? Başladı çok sohbete. Çok ilgileniyoruz. Elini tutuyor ama bırakmıyor. Değil mi? Sonra öbür hocalar yani niye kimsenin hani şey yapmadı da bu kadar de. İlgi gösterdi diye. Böyle yan yan bakışları var, fotoğraf var. Onların bakışlarında. Allah Allah. Şimdi bizim millet bir gün şeyi davet edelim de. Bizim millet de hemen kıskanmaya sonra hazırdır. Niye böyle yaptı dediler. Ben de söylemedim. Ben büyük alimim onun için. Ben ne dedim? Ne? İstikbali görüyordu. Akıllı adam dedim. Çok iyi. Bak, ben güzel bir gün demişsin. Olayın şahidini davet edelim. Filiz Hoca'yı da Filiz Hanım'ı, Filiz Çağman'ı. Bir de onu anlat. Bir de o anlatsın. Akşam onu anlattım. Beraber aynı odada kalıyoruz. Dedim ki. Aziz yanınızda değil miydi o sırada Filiz? Yanımda duruyordu. Ama onu da görse zaten hiç bırakmazdı. Böyle ikinizi çeker. Ondan sonra yani üniversitede iki tane hanım varmış. Dedim ki şey. Bir hoca bir Filiz hanımı anlata bitiremiyorlar. Filiz dedim biliyor musun Şah niye durdu benim önümde konuştu. Çünkü ben ona hav duydu dedim. Yerlere yattı. Yataktan düşüyordu gülmekten. Peki sen isim vermeden şey anlatsan ama sakın isim verme. Hani Adnan Menderes varmış şalede. Bir hanımefendiye. Çekmiş Şah. Elinden başından böyle. Anlatın, başından anlat ama. Davet var. İşte gene şalede resepsiyon böyle. Şah efendime mı? Tabii şehinşah dikili Yok, şah. Hayır. Şimdi burada siyaset tartışmıyoruz. Yok, boy boz yerinde sportmen. İyi tabii giysen en iyi giyimiz terzilerden. Her şey yakışıyor. Ve çok iyi yemek yemeyi biliyor çünkü... Bizim protokol onu sevmezdi ve ona bir oyun oynadılar bir kere. Kime? Kime? Şaha. Şaha. Sazan balığı koydular önüne. Böyle böyle kılçık. Yenler mi sazan balığı? Ondan sonra sazan balığını ben yiyeyim de görsen yarısı üstünde kalır. Yemezsin çünkü. Bu efendime söyleyeyim evire çevire onu o balık bıçağıyla falan tertemiz etmiş konuş. Bizimkiler pişmeyen olmuşlar.
Üstüne de muşmula getirmiş. Yedikleri naneye bak yani. Bir o sırada İranlı ilişkiler... Şimdi o muşmula böyle şey değil yani. Elma tatlısı değil hani. Vur bıçağı. O kabuğu temizlemezsen olmaz. O kabuğu temizleyeceksin de onun içindekini bulup çıkaracaksın ha. Çekirdekleri çıkacak. Onu da öyle bir güzel temizlemiş çevire çevire. Adamın eğitimi mükemmeldi o konularda. Ama çok etkileyici şey vardı. Sen biliyorsunuz biz de aldıydı demedi. Etkili. Yani orada ben sırf şahı çekiştirmiyorum yani. Hocam şeyi söylüyordu. Etkileyici hava. Güzel hanımı söylüyordu. Güzel hanım da böyle güzel gelince. Güzel Cemile'yi söylüyordu ama soyadını sakın verme. Ha peki. Güzel Cemile diye. Tamam böyle geliyor. Ay Allah. Oradan böyle kırmızı halının üzerinden. Şah da bir görünce bunu ki hakikaten güzel yani. Kafkasya'nın bütün güzelliği üstünde. Efendime söyleyeyim. Yapışmış koluna çekmiş böyle yanına. Şalede resepsiyon. Şalede millet ilerliyor şey duruyor yanında Şah'ın. Burada da Süreyya böyle falan. O günlerde zaten pasaportu veriliyor. Kocası Menderes'i anlat. Bu ne rezalet demiş kocası. Menderes de efendim demiş şimdi memleketi temsil ediyoruz rica ederim. Güzel Cemile'ne rahmet demiş. Evet efendim. Yani, bu dörtte her hafta olsun diyorlar. Yok yapacak bir şey yok. Öyle gördü mü güzel bayılıverirdi adam. Yani. İsim takmışlar bak güzel mahşerin dört tatlısı diyorlar. Kim o? Bize. Şahin. Sürgünden sonra kaç yıl yaşadı hocam? İlber hanımlar sana çok yakışıklı diye mesaj gönderiyor. Sağ olsunlar. Bin mukabele çok güzel. Vallahi. Ciddi, inanmıyorsan göstereyim. İyi tamam. Evet. Hocam. Bu saatten evlilik sonra. Evlilik teklifi aldınız. Kim? Sen. Evet. Ama o kimleri reddetti? Maaşı ne? Evi var mı? Sorsana. Sorsana ne? Maaş, araba, ev. Yok 80'imden sonra değerlendireceğim. Çok iyi ya. Sıkılıyor insan değil mi? O vakte kadar kimse olmasın. Canını istediğini yapayım, yazayım. Yani 80'imden sonra düşün. Çalışayım. Bu yaşa kadar canını istediğini yaptı. Ha, öyle be. Eyvah. 80'de çok yaklaştı. Yok daha var da 80, ondan sonra birisini. Yani. Siz karar verdiniz benim hesabıma.